Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok fazla istek aldığım bir çalışmayı anlatacağım sizlere, bebek tulumu. Kullandığım malzeme 100 gramı 240 metre olan bir bebek yünü. 2,5 yumak kullandım, yani yaklaşık 250 gram kadar ip gerekli oldu. Şiş olarak da 4 numara 100 santim misinalı şiş kullandım. Hemen ölçülerinden bahsedeyim. Tulumun beden genişliği 31 santimetre, boyu 1'e kadar kıvrık bir şekilde lastiği 50 santimetre, kol boyu 1'e ucuna kadar lastik kıvrık bir şekilde 27 santimetre, kol altından yaklaşık 16-17 santimetre. Bu ölçüleriyle 3-6 aylık bebekler için düşündüm ben. Video içerisinde 0-3 aydan 9-12 aya kadar farklı bedenler için ölçüleri bulabilirsiniz ve bu tablodan faydalanarak ona göre örgünüzü örebilirsiniz. Tulumu farklı teknik ve yöntemlerle örmek mümkün. Ben herkesin örebilmesi için temel seviyede ve basit bir yöntemle anlatmaya çalıştım. Bunun için yakadan başladım, tek parça halinde ördüm. Roba kısımlarında burgu modeli uyguladım, diğer kısımları haroşa modeli olarak ördüm. Kolları, robayı tamamladıktan sonra kolları ördüm. Kollar dikişli olarak örüldü, kol altlarında dikişleri var. Arkasından gövdeyi örmeye devam ettim. Bu ön kısımda düğme ve ilik bantlarının birleştirildiği bu noktadan bacakların ayrıldığı bu noktaya kadar olan kısım yuvarlak formunda ve misinalı şişle örüldü. Dolayısıyla burada misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Sonrasında bacak kısımları ayrıldı. Bacakları sırayla ördüm. Önce bir tekini, sonra diğer tekini. Bacak kısımlarında bileklerde ve kol bileklerinde bir düz bir ters lastik uyguladım. Onları geriye kıvrılacak şekilde uzunluklarını her ikisinin de ayarlamış oldum. Ve bu şekilde tulumu tamamladım. Bu çalışmada kapşon yapımını anlatmadım video süresinin çok uzamaması için. Bir sonraki projede, bir sonraki videoda anlatacağım. Dilerseniz sağ üst köşeye linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşıp onu da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi basit ve temel bir seviyeyle anlatmaya çalıştım tulumun yapılışını. Bunun dışında farklı neler olabilirdi? Kısaca ondan da bahsedeyim. Örneğin kapşondan yapmaya başlayabilirdik. Bunun için daha önce yaptığım bir çalışma vardı. Grede Hırka çalışmasında dikişsiz kapşon yapımını anlatmıştım. Onun linkini sağ üst köşeye ekleyeceğim. Dilerseniz oradan izleyip bu tuluma da o şekilde dikişsiz bir kapşon örerek başlayabilirsiniz. Ardından ilmeklerinizle gövdeyi örmeye devam edebilirsiniz. Ya da şu an ben bir sonraki videoda göreceksiniz, kapşon için ilmek çıkartacağım yakadan. Ona gerek kalmaması için çift taraflı örgü başlama tekniğiyle başlayabilirdik. Burada ilmeklerimiz hazır olurdu sonrasından kapşon yapımı için. Onun da yine paylaştığım bir videosu var. Onu da ekleyeceğim sağ üst köşeye. Dilerseniz o şekilde de başlayabilirsiniz. İlmek çıkarmaya gerek kalmadan sonra kapşonunuzu kolaylıkla örebilirsiniz. Dediğim gibi burada basit ve temel bir yapı düşündüğüm için çok fazla bu detaylara girmedim. Onun dışında kolları ve bacakları dikişsiz örebilirdik. Bunun için de yine misinalı şiş kullanarak magic loop dediğimiz tekniği kullanabilirdik. Onunla ilgili projelerim de var. Dilerseniz onlardan da faydalanmanız mümkün. Son olarak bu şekilde tulum yapmak yerine uyku tulumu yapmak isteyebilirdiniz. O da çok kolay olurdu. Burada şu ön kısmı, gövde kısmını örmeye devam ederek, yani şu birleştirme ve bacakları ayırma kısımlarını yapmadan gövdede yaptığımız çalışmayı devam ettirerek aşağıya kadar. En son istediğimiz boya geldiğinde bu uç kısımlarını birleştirip uyku tulumu, bu torba şeklindeki uyku tulumlarından yapabilirdik. O da çok kolay bir çalışma olurdu. Evet, bu şekilde kısaca bahsettikten sonra yapılışına geçmek istiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Severek yaptığım güzel bir çalışma oldu. Yapmayı arzu ederseniz şimdiden size de kolay gelsin. Evet, yapılışına başlayabiliriz. Evet, örgüye başlayalım. İpim 100 gramı 240 metre olan bir bebe yünü. Şişim
4 numara. İpimden bir miktar ayırarak ilmek alıp başlayacağım. 74 ilmek olacak başlangıç ilmek sayımız. Nasıl ilmek aldığımı göstereyim. Siz dilediğiniz şekilde ilmek alabilirsiniz. Ben klasik yöntemle bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Toplamda 74 tane ilmek alıyoruz. Evet, 74 tane ilmek aldım. Örmeye başlayalım. Başlangıç örgümüz haroşa olacak. Haroşayı ben düz olarak örüyorum. İlk sırada olduğum için burada ilk ilmeği öreceğim. Sonrasını söyleyeceğim nasıl yapacağımı. Bakın, düz örerek devam edeceğim ilk sırada. Son 2 ilmeğe kadar düz örüyorum. Evet, düz örerek son 2 ilmeğe kadar geldim. Örgünün kenarlarında 2 ilmekte aykort uygulaması yapacağım. Biye şeklinde güzel bir görüntü oluşması için. Bakın onu nasıl yapıyorum. Şimdi ilk ilmek aldığımız sıra örgünün ön yüzüydü. Bu sıra örgünün arka yüzü. Bakın şu başlangıç ipimiz sağ tarafta. Bu durumdayken arka yüzündeyiz demektir örgünün. Arka yüzünde şöyle yapıyorum son 2 ilmekte. Ters yüzü olduğu için örgünün, bakın, son 2 ilmekte ipi öne alıyorum. Ters örmek üzere uygun pozisyonu alıyorum. Ve sondan ikinci ilmeği örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Son ilmeği her zaman her tarafta, önde de arkada da ters öreceğiz. Ters örerek sırayı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi ön yüzde de şöyle yapacağız. Amacımız bu kenardaki ikişer ilmeğin hep ön yüzde düz görünmesi. Dolayısıyla bakın, ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bu arka sırada örmeden aldığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra sıramı örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ön yüzdeyim. Bakın, bu aradaki ilmek şimdi düz göründü bu tarafta, ön tarafta olduğumuz için. Son 2 ilmeğe kadar tekrar örüyorum. Yine son 2 ilmeğe kadar bakın ördüm. Bu defa ön yüzdeyim. Başlangıç ipim sol tarafta, bakın. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde de şöyle yapacağız. Bu sondan 2 ilmeğin yine düz görünmesini istiyorum ön yüzden. Dolayısıyla ipim arkada iken sondan ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmekler dediğim gibi hep ters örülecek. Bu şekilde örerek ön yüzden tamamlıyorum. Şimdi arka yüze çevirdiğimde ilk ilmekleri hep örmeden bu şekilde alıyorum, düz örer gibi. Arka yüzde olduğum için bakın, bu defa bu örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Amacım, dediğim gibi, ön yüzden düz gözükmesi bu ilmeğin. Sonra diğer ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Yani karmaşık gelmemiştir umarım. Yaptığımız şey şu. Sıra sonlarında eğer ön yüzdeysem sondan ikinci ilmeği düz örer gibi ilmeği tutup arkada tutup örmeden alıyorum. Son ilmek ters. Arka yüzdeysem sondan ikinci ilmeği ters örer gibi ipi önde tutarak örmeden alıyorum. Son ilmek yine ters. Sonlarda uygulamamız bu şekilde. Başta ise ilk ilmekleri hep düz örer gibi örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği ön yüzdeysem düz örüyorum, arka yüzdeysem ters örüyorum. Umarım uygulamayı yaptıkça kolay bir şekilde sizler de uygulayabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar yine örelim. Bir kez daha göstereyim. Sıra sonundaki 2 ilmeğe geldim yine. Örgünün arka yüzündeyim. O zaman ne yapıyoruz? Bu sondan ikinci ilmeğin ters olması lazım bu yönde ki arka yüzde düz görünsün. O yüzden ipi öne alıyorum ve ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği ters örerek alıyorum. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Bakın, 2 tane haroşa sıramız oluşmuş durumda. Bu sırada ilik açacağız. İliği ben bir erkek bebek için örüyorum butonumu. Dolayısıyla örgünün bu tarafına, yani önden baktığımızda sol tarafına açacağım. Eğer siz kız bir bebek için örecekseniz iliği sıranın sonunda açmanız gerekir. Şimdi iliği şöyle açacağız.
Bir tık büyük bir ilik açmak istiyorum. 2 ilmekten oluşan bir ilik açacağım. Normalde bir dola bir kez şeklinde açıyorum ama burada biraz daha büyük bir ilik açmaya çalışacağım. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği hep örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği ön yüzdeysek düz örüyoruz. Bakın zaten burada yavaş yavaş bu I-cord uygulamamız belli olmaya başladı. Şimdi 2 tane ilmeği bu şekilde ördükten sonra 3 ve 4. ilmekleri birlikte sağa keserek alacağım. İlik uygulamamdan dolayı. Bakın şöyle biraz bollaştırdım. Sonra sağa birlikte keserek alıyorum. Arkasından araya 2 tane ilmek dolayacağım. Bakın şöyle 1, şöyle 2. 2 tane dolama yaptıktan sonra 3 ve 4. ilmekleri de pardon 5 ve 6. ilmeklerimiz oldu bunlar şimdi. 5 ve 6. ilmeklerimizi de sola kesme yapacağız. Başta sağa kesme yapmıştık. Şimdi sola kesme yapacağız. İlmeklerin yönünden dolayı şöyle ben ilmekleri çeviriyorum sola kesme yaparken. Sizin eğer zaten böyle görünüyorsa ilmekleriniz çevirmenize gerek yok. Bakın bu 2 ilmeği sonra birlikte sola keserek alıyorum. Şimdi ilik uygulamamızı yapmış olduk. Sıranın sonuna kadar tekrar yine düz örerek devam edelim. Evet, örmeye devam ederek iliğin olduğu noktaya geldim arka sırada. Bakın bu arada dolama yaptığım 2 ilmek, onları bu şekilde örüyorum. Sonra son 2 ilmeğe kadar yine devam edip arka yüzde olduğum için şu an sondan ikinci ilmeği ipi öne alıp ters örer gibi örmeden alıyorum. Son ilmeği de ters örerek tamamlıyorum sırayı. Bakın çevirdiğimde burada iliğimizde büyükçe bir iliği açmış olduk. Evet, bakın örgümüz artık 1, 2, 3 haroşa sırası oldu. Bu sıra itibariyle artık roba ayrımlarına ve artırmalara başlayacağız. Evet, roba artışlarına başlamadan önce ayrımları nasıl yapacağımıza bakalım isterseniz. 74 ilmekle başladık yakadan. 13'er ilmek önlere vereceğiz. 7'şer ilmek kollara vereceğiz. 18 ilmek arkaya vereceğiz. Aralarda da 4'er ilmek olacak. Tulumun örgü modeli haroşa olacak büyük kısmında. Sadece bu reglan artış noktalarında 4 ilmekten oluşan burgu modelimiz olacak. Artışları bu 4 ilmeklik burgu bölgelerinin önce ve sonralarında yapacağız. Ve de örgünün sadece ön yüzlerinde yapacağız. Arka yüzlerde artış uygulamayacağız. Bu demektir ki bakın her ön yüzde 2, 4, 6, 8 tane ilmek artırmış olacağız. Arka sıralarda ilmek artırmadığımız için ilmek sayımız aynı kalacak. Şimdi şu noktadayız. Bu noktadan itibaren örmeye başlayacağız. Ben öncesinde hazırlık olması açısından ayraçlarla işaretledim. Bakın neler yaptım onu anlatayım size. Şimdi baştan dediğim gibi şu noktadayız. Bu noktadan itibaren 13 ilmek ön parçamız var. Kenardan itibaren 13 ilmek saydım ve bir tane ayraç taktım. Bu ilk reglan artış bölgemiz 4 ilmekten oluşuyor. 4 ilmek sayıp ikinci çıkış kısmını da yani şu noktayı da işaretlemiş oldum. Birinci reglan artış bölgemiz. Arada 7 ilmek kol var. 7 ilmek saydım. Tekrar ayraç taktım. Arada tekrar 4 ilmek ve tekrar ayraç. Yani şu kısmı yapmış olduk. Sonra arka parçamız var 18 ilmek. Yine 18 ilmek saydım. Bir tane ayraç taktım. Sonra bu reglan bölgesi için 4 ilmek saydım. Tekrar ayraç taktım. Sonra son kolumuz 7 ilmekten oluşuyordu. 7 ilmek saydım. Bir tane ayraç taktım. 4 ilmek ve sonra tekrar bir ayraç daha taktım. Ve bu bölgeyi de işaretlemiş oldum. Kenarda da diğer öne ait 13 tane ilmek kalmış oldu. Şimdi bu şekilde roba artışlarımıza başlayacağız. Dediğim gibi genel örgü şeklimiz haroşa olarak devam edecek. Kenardan haroşa olarak başlıyorum. İlk ilmekleri hep örmeden alıyoruz. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Dolayısıyla bu ikinci ilmeği düz örerek alıyorum. Ayraca kadar yani toplam 13 ilmeği bu şekilde örerek geçiyorum.
Evet, ilk ayraca geldim. Burada artış yapacağım şimdi. Artışlarımız gizli artış şeklinde olacak. Daha önce birçok projemde yine kullandım gizli artış tekniğini. İzleyenler mutlaka hatırlayacaktır. O teknikle yine artışları yapacağım. O da şöyle, önce ve sonrası artışlarımız farklı. Bakın öncesinde şöyle yapıyorum. İki, bu ayracın hemen öncesindeki şu arada kalan bakın ipi şişime şöyle alıyorum. Bu şekilde takıyorum. Delik oluşmaması ve gizli artış olabilmesi için bakın şöyle önden çaprazlayarak örüyorum. Sonra ayraç bölgeme geliyorum. Ayraca geçiriyorum. Arada 4 tane burguya ait ilmekler var. Bunlar düz örnekten oluşacak. Önde düz, arkada ters olacak bu ilmekler. O nedenle şu an önde olduğum için düz örüyorum. Ve çıkışa geliyorum. Ayraca geçirdikten sonra şimdi burada şu ikinci artışı yapacağım. Çıkış tarafındaki artış için bakın aradaki ilmeği şöyle değil, giriş tarafında böyle takmıştık şişe. Şöyle takıyorum. Ve yine çaprazlayarak yani arkadan örüyorum. Onun için de şöyle bir hareket yapabiliriz. Bakın arkadan şuradan örüyorum. Ve bu ayraç bölgesinde hem önce hem sonra artışlarımı yapmış oluyorum. Şimdi sırada kol ilmekleri var. 7 taneydi onlar, işaretli zaten. Onları düz olarak örüyorum. İkinci reglan bölgesine geliyorum. Yine aynı şeyi yapacağım bakın. Öncesindeki artışımız bakın aradaki bu ipi şişe böyle takıyorum ve önden batarak örüyorum. Çaprazlayarak. Sonra ayracı alıp aradaki 4 tane düz ilmeği örüyorum. Tekrar ayracı alıp çıkış tarafındaki artış için bakın ilmeği bu defa şöyle takıyorum. Ve arkadan örüyorum. Şöyle arkadan şişimi geçirerek. Onun için bakın şöyle bir hareket yaparsanız daha kolay olacaktır. Çıkış tarafındaki artışı da yapmış oldum. Yani şuradayım şimdi ve arkaya ait ilmeklerdeyim. 18 tane onlar. Onları örüyorum. Evet, 18 ilmeği örerek 3. reglan bölgesine geldim. Yine öncesindeki artışımızı aynı şekilde bakın aradaki ipi şişe böyle alarak ve önden batarak örüyorum. Ayracı alıp aradaki 4 düz ilmeği örüyorum. Tekrar ayracı alıp çıkış tarafındaki artış için bakın ipi şişe bu şekilde alıyorum ve şöyle arkadan çaprazlayarak örüyorum. Şimdi son olarak bakın ikinci kola ait 7 ilmekteyim. Onları örüyorum. Son reglan bölgesindeyim. Yine öncesindeki artış için bakın aradaki ipi böyle aldım. Önden batarak ördüm. Ayraca geçirip 4 ilmek düz ördüm. Tekrar ayraca alıp çıkış tarafındaki artışı yapıyorum. Bakın bu şekilde şişe geçiriyorum ve arkadan batarak ilmeği çaprazlayarak almış oluyorum. Kenarda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane son öne ait ilmeklerimiz var. Onları örüyorum. Örgümüzü çeviriyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzlerde kenar ilmek uygulamamız nasıldı? İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bu ikinci ilmek yani diğer tarafta ön yüzde örülmemiş olan ilmek onu bakın ters olarak alıyorum. Sonra tekrar haroşa örmeye devam ederek bu ilmeklerimiz düz olacak. Haroşa olduğu için önde de arkada da. Ayraca kadar geliyorum. Bakın ayraçtan önceki artırdığım ilmeği de düz olarak ördüm ve ayraca geldim. Burada ipi öne alıyorum. Çünkü bu aradaki 4 ilmek burgu yapacağım ilmekler. Örgünün ön yüzünde düz görünürken arka yüzünde ters olması gerekiyor.
O nedenle 4 ilmeği arka yüzlerde ters öreceğim. Bu bütün reglam bölgeleri için geçerli. Ayrıca aldıktan sonra aradaki ilmekleri yine, bakın bu ilk artırdığım ilmek, onu da düz örerek devam ediyorum. İkinci reglam noktasına geldim. Buradaki ilmekler yine arka yüzde olduğum için 4 tane ters ilmek olacak. Ters olarak örüyorum. Şimdi aradaki ilmeklerdeyim. Onları haroşa olması için düz olarak örüyorum. Sadece reglam bölgesindeki bu 4 ilmekler ters olacak arka sıralarda. Diğer ilmeklerimiz düz olacak. Üçüncü reglam bölgesindeyim. Ayrıca alıyorum. Aradaki 4 ilmeği ters örüyorum. Tekrar ayrıca alıyorum. Bir sonraki reglam noktasına kadar düz örüyorum. Evet, son reglam noktasındayım. Ayrıca alıyorum. İpi öne alıp aradaki ilmekleri ters örüyorum. Sonra ayrıca alıyorum. Diğer ilmekler artık düz olacak. Son 2 ilmeğe kadar. Son 2 ilmekteyim. Örgünün ters yüzündeyim. O nedenle sondan ikinci ilmeği, bakın, ipi öne alıp ters olarak örmeden alıyorum. Son ilmeği de ters örüyorum. Evet, ilk artış sıramızı ve onun arka sırasını tamamlamış olduk. Şu an 8 tane arttı. Şişteki ilmek sayımız 74 ile başlamıştık. 82'ye çıktı. Sayılar bizi bundan sonra çok fazla etkilemiyor. Her bu işaretlediğimiz reglam bölgesine geldiğimizde önce ve sonrasında zaten artışlarımızı yapacağız. Bu sıranın da yine başını göstereyim isterseniz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Örülmemiş ilmekti bu. Düz olarak ördüm. Şimdi ayrıca kadar düz örmeye devam ediyorum. Evet, ayrıca geldim. Yine aynen artışımızı yapacağız. Nasıldı? Öncesinde yaptığımız artış, bakın, ipi bu şekilde şişe alıp önden ve çapraz bir şekilde, bakın, böyle batarak örüyorduk. Bu uygulamayı yapıyoruz. Sonra aradaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ayrıcı alıp çıkış tarafındaki artış için aradaki ipi, bakın, şişe bu şekilde takıyoruz. Ve arkadan, yani şuradan batarak örüyoruz. Aradaki yine düz ilmekleri ayrıca kadar örelim. İkinci reglam bölgesindeyim. Öncesindeki artışımızı, bakın, ipi bu şekilde şişe alıp önden batarak örerek yapıyorum. Ayrıca alıp aradaki 4 ilmeği örüyorum. Tekrar ayrıca alıp çıkış tarafında, bakın, ipi şişe böyle takıyorum ve şöyle arkadan şişimi arkadan geçirerek örüyorum. Dikkat edeceğimiz şey, ayraçların yerini de hiç değiştirmemek. Ayraçların arasında hep 4 ilmek kaldığından emin olmak. Yani artışlarımız ayraçların dış taraflarında. Öncesinde sağ tarafta, sonrasında sol tarafta olacak şekilde yapıyoruz. Hep arada 4 ilmeklerimiz sabit kalıyor. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayayım ben. 2 tanesini tamamladık zaten artış noktasını. 3. ve 4. bölgelerde de artışlarımı yapıp sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, yine son 2 ilmekteyim. Örgünün ön yüzündeyim. O nedenle sondan ikinci ilmeği, bakın, ipim arkadayken örmeden alıyorum. Son ilmeği ters örerek sırayı tamamlıyorum. Hemen örgünün arka yüzünü çevirip
İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters yönde olduğumuz için ikinci ilmeği bakın ters örerek alıyorum. Bu arada aykort uygulamamız da iyiden iyiye belirmiş durumda. Sonrasında bir göstereyim, başını ayraca kadar düz örerek devam ediyorum. Ayraca kadar düz ördüm. Ayraca geldiğimde ayraca alıp aradaki 4 ilmeği yine örgünün arka yüzünde olduğum için ters olarak örüyorum. Tekrar ayraca alıp düz örmeye devam ediyorum. Bir sonraki ayraca kadar. Arka yüzü bir önceki arka yüzde uyguladığımız yöntemle aynı şekilde öreceğiz. Bakın ne durumda olduğumuzu bir görelim. Bu ikinci artış sırasını yaptık. Bakın bu ayraçlar arasındaki 4 ilmeklerimiz düz örgü olarak görünüyor. Diğer ilmeklerimiz hepsi haroşo şeklinde. Dediğim gibi aykort uygulamamız da her iki tarafta oluşmaya başladı. Biraz daha ilerlediğimizde daha da düzgün gözükecek. İliğimiz de burada zaten ilk iliğimiz. Belli aralıklarla ilik açacağız. Onu söyleyeceğim size daha sonra. Bu şekilde ben şimdi arka sırayı tamamlayayım. Sadece bu 4 ilmekleri yani reglan bölgesindeki İlkini yaptık. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölgelerdeki 4 ilmekleri ters öreceğim. Diğer ilmeklerin hepsini düz örerek son 2 ilmekteki uygulamamızı da unutmayarak arka yüzü tamamlıyorum. Tekrar ön yüze geçtiğimizde ilk burgu çalışmamızı yapacağız. Evet, arka yüzden sırayı tamamladıktan sonra örgünün tekrar ön yüzündeyim. Baştan ilk ayraca kadar olan kısmını ördüm. Şimdi burada ön yüzde olduğumuz için hem artışımızı yapacağız hem de ilk burgu çalışmamızı yapacağız. Ayracın hemen öncesindeyim. Önce artışımızı yapalım. İpi bu şekilde alıp çaprazlayarak örüyorum. Sonra ayracı aldıktan sonra bakın ilk haroşa kısmından sonra şöyle sayalım. Düz örgülerden bakın 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Zaten 2 artış sırası ördük. 2 geliş, 2 gidiş, 4 sıra oldu. Arkadan da sayabilirsiniz bunu. Bakın arkadaki şu ters ilmeklerden de sayılabilir. Şu haroşa sırasının bitiminden itibaren 4 sıra rahatlıkla sayılabilir. Şimdi burada ilk burgumuzu yapacağız. Şimdi burguların ben yönlerini önemsiyorum. Şöyle yapacağım. İlk burgu, bakın buradan başladık. İlk burgu noktasındayız. İlk burguyu sola doğru yapacağım. Sonraki burguyu da sağa doğru yapacağım. Ki bunlar birbirlerine baksın şeklinde düşünüyorum. Aynı şekilde 3. burguyu sola, 4. burguyu da sağa yapacağım. Yine bunların da yönleri birbirine bakmış olacak. Böyle yapmak zorunda mısınız? Elbette değil. Aynı şekilde 4 burguyu da aynı hepsini sağa ya da hepsini sola olacak şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde göstereyim. Siz nasıl arzu ederseniz öyle yapın. Şimdi dediğim gibi ilk burgumuzu sola doğru yapıyoruz. Şöyle bir ufak bir aparat kullanacağım. İlmekleri çıkararak da yapabiliriz ama hiç bilmeyenlerde hani sıkıntı olmasın, ilmekler kaçmasın diye ben bunu kullanacağım. Şimdi nedir? Sola ilk burguyu sola doğru yapacağım dedim. Sola doğru yapmak demek bakın bu 4 ilmeğin ilk 2 ilmeğini şu şekilde o aparatı alıyorum ve sağda olan bu ilmekleri bakın sola geçiriyorum. O nedenle sola burgu diyorum. Aslında bu 2 ilmek sağda, diğer 2 ilmek solda. Bunları sağdan sola doğru geçiriyorum. Bunu önden bu şekilde beklemeye alarak yapıyorum. Önce arkadaki diğer 2 ilmeği örüyorum. Öndeki 2 ilmek bakın bu aparatta beklerken. 2 ilmeği ördüm. Sonra bu baştaki 2 ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. Çünkü onları öreceğim şimdi. Örüyorum. Bakın bu sağda olan 2 tane ilmeğimiz sola geçmiş oldu. Solda olan ilmek de arkadan sağa geçmiş oldu. Bu burgu şeklinde sola burgu diyorum. Şimdi ayracı aldıktan sonra çıkışı arttırmamızı unutmuyoruz. İlmeği bakın şişe şöyle takıyorum ve arkadan doğru yani şöyle batarak örüyorum.
araçlar biraz zorlayabilir başlangıçta. Bir süre sonra, şimdi bu aradaki ilmeklerimiz düz olduğu için takip etmek çok kolaylaşacak. Haroşo ilmeklerden ayırt edebiliyor olacağız. O zaman bu ayraçları eğer sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorsanız çıkartabilirsiniz. Şimdi ikinci ayraca kadar olan ilmeklerimizi örelim. Evet, ikinci reglan bölgesine geldik. Yine önce artışımızı yapalım. İpi aldım. Önden bakın şöyle alarak örüyorum. Ayrıca aldıktan sonra yine 4 ilmekteyim. Burgu yapacağım. Neydi? Benim tercihim ikinci burgu bölgesindeyim. Sağa doğru yapmaktı. Bakın onu da şöyle yapacağım. Yine ilk 2 ilmeği alıyorum. Bu defa arkada beklemeye alıyorum. Sonraki 2 ilmeği önden sağa alıyorum. Bakın bu şekilde. Tek fark, diğer burguda önde bekletmiştik 2 ilmeği. Burada arkada bekletiyoruz. Bakın bu öndeki 2 ilmek soldan sağa geçmiş oldu. Hep önde görünen ilmeklerin hareket yönüne göre isimlendiriyorum ben. Dolayısıyla önde görülen 2 ilmek soldan sağa geçtiği için bu artışa bu burguya sağ burgu demiş oluyorum. Bakın aradaki farkı şöyle göstereyim bir daha. Burada sağdaki 2 ilmeğimiz önden sola doğru hareket etti. Bu ikinci burgumuzda soldaki 2 ilmeğimiz önden sağa doğru hareket etmiş oldu. Şimdi ikinci burguyu da yaptık. Hemen çıkıştaki artırmamızı yapalım. Şöyle şişe takıp aradaki ipi bu şekilde örerek alıyorum. Şimdi aradaki ilmeklerimiz, ki bunlar arkaya ait ilmeklerimiz, 3. reglan bölgesine kadar olan ilmeklerimiz, onları örüyorum. Evet, 3. reklam noktasındayım. Bakın burada burgu yönüm sola doğru olacaktı. O nedenle önce artışımızı yapalım. Öncesindeki artışı bu şekilde yapıyoruz. Sonra ayrıca alıp sola burgumuzu yapalım. Sola burgu yapabilmek için ilk 2 ilmeği önden sola doğru geçiriyorum. Arkadan diğer 2 ilmeği örüyorum önce. Sonra bu sola aldığım 2 tane ilmeği şişe alıp onları örüyorum. 3. burgumuzu yaptık. Bu reglan bölgesine ait çıkıştaki ilmeğimizin artışını da yapalım bakın. İpi bu şekilde şişe alıp şöyle arkadan örüyorum. Ondan sonra bir sonraki ayraca kadar ilmekleri düz örüyorum. Evet, son reglan bölgesine geldim. Önce artışımızı yapalım. Ayrıca alıp burgumuzu, son burgumuz bakın sağa doğru olacak. Bunun için ilk 2 ilmeği aparata alıp arkada beklemeye alıyorum. Soldaki 2 ilmeği sağa doğru geçirmek için önce onları örüyorum. Böylece sağ burgu yapmış oluyoruz. 2 ilmeği örüyorum. Sonra arkasından arkadaki diğer 2 ilmeği örüyorum. Ayrıca alıp çıkış tarafındaki artışımı da yapıyorum. Ve arkasından sıranın sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek, evet, artışı yaptım. Diğer ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, son 2 ilmekteyim. Aykort uygulamamı unutmuyorum. Ön yüzde olduğum için sondan ikinci ilmeği ilmek arkada düz örme pozisyondayken örmeden alıyorum.
Son ilmeği ters örüyorum. Arka yüzü çevirip yine ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra şu an ters yüzdeyim. Dolayısıyla ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra diğer ilmekleri düz örerek ayraca kadar geliyorum. Evet, ayraca geldim. Ayraca geçirdikten sonra aradaki bu burgu bölgesindeyim. 4 tane ilmeği arka yüzde olduğum için ters örerek alıyorum. Yani aslında arka yüzlerimizin hepsi birbirinin aynı. Sadece bu reglan bölgesindeki 4 ilmekleri ters örüyorum. Diğer ilmeklerin hepsi düz örülüyor. Bu şekilde arka sıramızı da tamamlayalım. Evet, arka sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bakın, kenar alkort uygulamamız oldukça güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Reglan bölgelerindeki ilk burgularımız da oluştu. Aralar diğer ilmeklerimiz haraşo şeklinde. Yerlerini aldılar. Şu ana kadar toplam 3 artış yapmış olduk. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Yani ön yüzlerde artış yapacağız. Arka yüzleri artış yapmaksızın sadece aralardaki 4 ilmekleri ters örerek, diğerlerini düz örerek örmeye devam edeceğiz roba kısmımızı. Burguların araları 6 sıra olacak. Şimdi bu bir önceki sırada ön yüzde ördük ve arkadan da bir sıra ördük. 2 sırası olmuş oldu. 4 sıra daha öreceğim. Yani 2 artış sırası daha yapacağım. Ondan sonra 6 sıra olduğunda iki burgunun arası ikinci kez yine burgu sıramızı yapacağız. Dilerseniz orada bir kez daha birlikte çalışalım. Ben bu önümdeki 4 sırayı tek devam edeyim, sonra görüşelim. Evet, 4 sıra daha ördüm. Bakın, burgularımız için toplamda 6 sıra oldu. Onu şöyle sayabilirsiniz. Bakın, şu hareket ettirdiğimiz, daha doğrusu sola çevirdiğimiz ilmek, bakın görünüyor şurada bu 2 ilmek. Bu ilmekten itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olmuş. Dolayısıyla artık bu sırada yine burgu yapacağım. Bunu da göstereyim sadece ilkini. Ondan sonra ben tek devam edeyim. Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ön yüzde olduğum için ikinci ilmeği düz örüyorum. Arka yüzlerde ters örüyoruz, biliyorsunuz. Sonra ayraca kadar örüyorum. Evet, ayraca geldim. İlk artış noktasındayım. Artık ayraçları da çıkarmak istiyorum. Bakın, bu 4 ilmek zaten düz olduğu için çok net anlaşılıyor. Yani yanlış yapma ihtimalimiz yok. Görerek artırabiliriz. Dolayısıyla bu 4 ilmeğin önce başında artışımı yapıyorum. İlk artışları bu şekilde yapıyorduk. Arkasından 4 ilmekteyim. Yine burgumuzu yapacağız. İlk burgumuzu sola doğru yapıyordum. Dediğim gibi siz yönlerini hepsini de dilerseniz aynı yapabilirsiniz. Ben başladığım şekilde devam edeceğim. Önce sola burgu için ilk 2 ilmeği şöyle önden sola doğru alıyorum. Sonraki 2 ilmeği örüyorum önce. Arkasından bu 2 ilmeği tekrar şişe alıp onları da örüyorum. Dediğim gibi ayraçları çıkarıyorum artık. Siz de çıkartabilirsiniz. Bakın, buradaki çıkış tarafındaki artış için bu ilmeği böyle takıyorum şişe ve şöyle arkadan batarak örüyorum. İkinci burguyu da yapalım birlikte. Evet, ikinci reglan bölgesine geldim. Ayrıca yine çıkardım. Bakın, öncesindeki artışı bu şekilde şişe alıp şöyle önden bollaştırarak görüyorum. Sonra yine burgu ilmeklerindeyim. Bu defa sağ burgu yapacağım. İlk 2 ilmeği yine aparatı alıp şöyle arkada beklemeye alıyorum. Sonraki 2 ilmeği önden sağa doğru alarak sağ burgu yapmış oluyorum. O 2 ilmeği ördükten sonra arkada beklemekte olan ilmekleri de örüyorum. Ve böylece ikinci burguyu da tamamlamış oluyorum. Şimdi çıkış tarafındaki artışı da yapayım. Ve aynı şekilde sıranın sonuna kadar örmeye devam edeyim.
Evet, robayı bu şekilde örmeye devam edelim. Yani ön yüzlerde artırmalarımızı yapacağız. Bu 4 ilmeklerin başında ve sonunda. Sırası geldikçe 6 sırada bir burgularımızı yapacağız. Onun dışında düz öreceğiz. Arka sıralarda da yine bu 4 ilmeklerimiz sadece ters olacak. Diğer ilmeklerimiz düz örülecek. Bu arada I-Cord uygulamalarımızı unutmayalım. Hem sıranın sonunda hem sıranın başında onlara da devam edeceğiz. Bu şekilde robamızı örmeye devam edelim. Gerekli uzunluk oluştuğunda ben ikinci iliği açacağım. Arkasından yine robayı yeterli uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Bir sonraki görüşmemizde bütün bu yaptığım uygulamaların bilgilerini de sizinle paylaşıyor olacağım. Evet, ben robayı örüp tamamladım. Son görüntüsü bakın bu şekilde oldu. Ölçüsünü de vereceğim şimdi size. Robanın reglan derinliği, bakın şu ilk başladığımız 3 diş haroşadan itibaren, yani saç örgüsüyle birlikte başlayan noktadan itibaren 13 santimetre oldu. Şimdi bu ölçüleri nasıl uygulayacağım? Öncelikle ondan bir kısaca size bahsetmek istiyorum. Bakın internette şöyle bir tablo buldum. Şöyle bir çizim daha doğrusu. iranta.net diye bir Rus sitesinden aldım. Çok güzel bir çalışma olmuş. Yapanların öncelikle eline, emeğine sağlık. Şimdi bu çalışmada bakın 4 farklı beden için, ki bunlar hangi bedenler? Şurada belirtilmiş 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay ve 9-12 ay. Bu 4 farklı beden için bebek tulumunun ölçüleri verilmiş. Hangi ölçüler? İşte reglan derinliği, kol boyu, işte A kısmına kadar olan gövde boyu, bacak boyu gibi. Her beden için renklendirme ile bu farklı ölçümlerin değerleri bu tabloda verilmiş. Dediğim gibi ben bu tablodan faydalandım. Oldukça da güzel bir çalışma. Bunu kullanarak kendime göre bir tekrar yine size anlatacağım bir tablo çıkardım. Bakın burada aynı çizimi şöyle aldıktan sonra bir tablo halinde bu değerleri listeledim. Şimdi dediğimiz gibi 4 farklı beden var. 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay ve 9-12 ay. Algılamanın daha kolay olması için ben bu bedenleri farklı renklerle yaptım. Mesela 0-3 ay için mor rengini kullandım ve A, B, C, D, E, F diye isimlendirdiğim, bakın tabloda çizimdeki değerleri bu şekilde gösterdim. Mesela A dediğimiz reglan derinliği. Mesela bakalım, şimdi ben 3-6 ay gibi düşünüyorum bu tulumun bedenini. Mesela bu A dediğimiz reglan derinliği tabloda burada şöyle gösterdim. 0-3 ay için 12 cm, 3-6 ay için 13 cm, 6-9 ay için 13 cm, 9-12 ay için 14 cm şeklinde. Tablonun kullanımı bu şekilde. Yani isimlendirmelerimiz harflerle ve ilk sırada yer aldı. Bedenlerimiz dikey sütunda 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 şeklinde yer aldı. Ve bunlara ait değerlerimiz de tablonun içerisinde renklere göre yerleştirdim. Şimdi dediğim gibi ben 3-6 aylık ya da belki 6-9 aylık bir tulum düşünüyorum. Reglan derinliğinin buradan tablodan bakarsak bakın 3-6 ayda A dediğimiz bu ölçü 13 cm olarak verilmiş. Ben de 13 cm olarak uyguladım. 13 cm olması için artırma sayımı da söyleyeyim, toplamda 19 kere artırma yaptım. Şimdi bu tabloyu kısaca böyle aslında özetleyeyim, devamını da söyleyeyim. Bakın A reglan derinliği dedik. B kol altından itibaren lastiğe kadar olan kol boyu ve bu sütunda gösterildi. C kolun toplam boyu, bu sütunda gösterildi. D dediğimiz ölçümüz bu ön tarafta bu düğme ve ilik patımız olacak. Bir noktadan sonra onu birleştireceğiz. Yakadan o noktaya kadar olan uzunluğumuz. E yine yakadan A'nın başlangıcına kadar olan uzunluğumuz. F ise A'dan itibaren bacak uzunluğu. Şimdi bu şekilde bütün değerlerimiz burada var. Siz farklı bedenler için örmek istediğinizde 1 yaşa kadar çocuklar için bu tablodan faydalanarak örgünüzü ölçülendirebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben reglan uzunluğunu 13 cm olarak
yaptım ve toplamda da 19 artırma yapmış oldum. Şimdi bu noktadan itibaren ne yapacağız? Artık kolları ve gövdeyi ayırmaya başlayacağız. Şimdi farklı yöntemler uygulanabilir. Öncelikle kolları ayırıp gövdeyi örersiniz. Sonra kolları dikisiz örebilirsiniz. Bu bir yöntem. Ama ben daha kolay olsun ve herkes yapabilsin istediğim için öncelikle kolları öreceğim. Dolayısıyla dikişsiz olmayacak kollarımız, dikişli olacak. Önce kolları öreceğim, arkasından gövdeyi örmeye devam edeceğim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Örgünün ön yüzünde ve başındayım. Ha, bu arada ilikleri de söyleyeyim. Bakın, ilk iliği 2 haroşa sırasından sonra açmıştık. Arada toplam kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haroşa sırası ördükten sonra ikinci iliği açtım. Şimdi devam ediyorum. 2, 4, 6, 9 olmuş. 2 sıra daha ördükten sonra 3. iliği açacağım. Yani 11 sıra aralıklarla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Şimdi örgünün dediğim gibi ön yüzünde ve başındayım. Sıranın ilk yapacağım şey şu ilk roba ayrımımıza, ilk saç örgüsünün olduğu noktaya kadar düz örerek gelmek. Evet, ilk reklam noktasına kadar ördüm. 32 tane ilmek var şu an şişte. Şimdi bu reklam noktasındaki 4 tane ilmeği ön ve kol arasında paylaştıracağım ikişer ikişer. Yani 2 tane ilmeği öne vereceğim, 2 tane ilmeği kola vereceğim. O nedenle 2 tane ilmeği daha örüyorum ve şu an ön için ayırdığım toplamda 34 tane ilmek oluyor bu tarafta. Şimdi kol ilmeklerini örmeye başlayacağız. Ben yedek bir şişle öreceğim daha kolay olması için. Eğer siz yedek şişiniz yoksa aynı şişle de misinalı şişle örebilirsiniz. Ya da buradaki ilmekleri bir iğne yardımıyla bir ipe geçirip ondan sonra yine şişinizi örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi kol için ilmekleri örmeye ben başlıyorum. Yedek şişimle. Artık artışımız yok. Bütün ilmekler haroşaya döndü. Saç örgümüzü de vurguyu da bitirdik artık. Bakın bütün ilmekleri haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Nereye kadar öreceğim? Bir sonraki reglan artışımızdaki ilmeklere kadar öreceğim. Evet, kol ilmeklerini örmeye devam ettim. Kolla arka arasındaki reglan bölgesine kadar. Şimdi burada da yine aynı uygulamayı yapacağım. Bu 4 ilmeğin 2 tanesini kola vereceğim, 2 tanesini arkaya ayıracağım. O nedenle şimdi buradaki 2 ilmeği de örüyorum. Ve şu an şişimde, bu yedek şişimde kola ait ilmeklerim oluşmuş durumda. Bu kenarlardan aldığım ikişer tane ilmekle birlikte 49 ilmek var şu an kolda. Ben burada kolun biraz daha bu kol altlarının gerdirmemesi ve rahat olması için 2 tane daha bu taraftan, her iki taraftan da alacağım. Önce şimdi buradan alalım. 2 tane şöyle bakın ilmek alıyorum. 49'da 51 oldu ve dönüyorum. Şimdi dediğim gibi sadece artık kol ilmeklerimizi öreceğiz. Gövde ilmeklerimiz ilk kullandığımız misinalı şişimizde bekleyecekler. Şimdi haroşa olduğu için kollarımız dikişinin kolay olması için kenar dikişinin haroşa ilmeği olarak öreceğim. Şimdi normalde ilk ilmekleri örmeyeceğim ama burada yeni aldığım için bu kenar ilmeklerini örerek başlayacağım. Sonraki sıralarda ilk ilmeği örmeden alacağım. Önce bu iki ilave aldığım ilmekleri örerek, sonra da kendi ilmeklerini örerek devam ediyorum kolu örmeye. Bu başa kadar gelelim, kolun diğer ucuna kadar orada da ilmek alacağız. Evet, kolun diğer ucuna doğru örmeye devam ettim. Son iki ilmeği de ördüm. Bakın 51 tane ilmek oldu şu an. Bu tarafta da diğer tarafta olduğu gibi 2 tane şöyle ilave ilmek alıyorum bakın. Şöyle basit bir şekilde. 1, 2. Toplam kol ilmeklerimiz şimdi 53 oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Artık yine ön yüzdeyim. Buradan örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi
Diğer bütün ilmeklerimiz ilk başladığımız misinalı şişimizde beklemede şu an. Biz bu yeni şişimize birlikte kol ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Şu ilk ve son ilmekleri bir kez daha göstereyim dikişimizin düzgün durabilmesi için. Bu tarafta da yine ilk ilmeği örerek başlayacağım şimdilik. Sonrasında diğer ilmekleri de örerek devam edeceğim. Kolun son ilmeğine geleyim. Orada da bir kez daha göstereceğim size son ilmek örme şeklimizi. Son ilmeğe doğru örüyorum. Bakın son ilmeği düz olarak örüyorum. Çevirdikten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde. Kol boyunca böyle örmeye devam edeceğiz. Kenarlarda haroşa ilmeklerimiz olacak. Dikerken de haroşa dikimi yapacağız. Bu nedenle ilk ve son ilmekleri bu şekilde belirtmek istedim. Şimdi biraz örelim. Sonra bir ya da iki kere kolda kesme yapacağım. Onu yine söyleyeceğim size. Birkaç sıra örüp geleyim. Evet, kola başladıktan sonra toplam 6 haroşa sırası ördüm. Bakın onu kolayca şuradan sayabilirsiniz. Bu burgu ilmeklerimiz düz devam ediyordu. Hemen onların üzerinden başlayan haroşa sıralarını sayarsanız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Yaklaşık da uzunluğunu da verirsem şöyle 3-4 santimetre kadar. Şimdi burada ilk kol kesmesini yapacağım. Nasıl yapacağımızı hemen bakalım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri bakın şöyle birlikte sağa doğru kesme yaparak alacağım. Bu kesmelerin yönleri hep kol dikişine doğru olmalı ki görüntümüz daha düzgün olsun. Bakın bu iki ilmeği sağa doğru kesme yaparak birlikte aldım. Şimdi devam edeceğim. Sıra sonunda son 3 ilmek kalana kadar oradan da bir ilmek keseceğiz. Evet, sıra sonuna doğru ördüm. Bakın son 3 ilmekteyim. Bu defa buradaki kesmemizi sola doğru yapacağız. Sola doğru kesme için de bakın ben ilmeklerimin yönünü çeviriyorum bu şekilde. Sizin ilmekleriniz zaten bu şekilde duruyorsa çevirme yapmanıza gerek yok. Şimdi bu iki ilmeği bakın böyle birlikte örerek bu taraftan da bir kere kesme yapmış oluyorum. Son ilmeği de düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, burada ilk kesmemizi yaptık. Bundan sonra yine haroşa örmeye devam edeceğiz bir miktar daha. Muhtemelen bir kesme daha yapacağım. Onu da yaptıktan sonra bilgisini paylaşacağım sizinle. Evet, kolu örmeye devam ettim ve lastiğe kadar geldim. En son sizinle kola başladıktan 6 sıra sonra ilk kesmeyi yapmıştık. 6 sıra sonra ikinci ve tekrar 6 sıra sonra üçüncü kesmeleri de yaptım. Toplam 3 kesme yapmış oldum. Şişte şu an 47 tane ilmek var. Uzunluğunu da söyleyeyim ördüğüm bu kısmın. Kol altından itibaren 16 santimetre oldu. Toplamda 27 haroşa sırası var burada şu an. Tablomuzda da zaten hatırlarsanız bakın 3-6 ay için şu kol altı uzunluğumuz B dediğimiz uzunluk 3-6 ay için 16 santimetreydi. Buna uygun olacak şekilde ördüm. Burada şu ölçü C ölçümüzde bakın kolun tamamının ölçüsü. Şimdi birazdan onu da ölçeceğiz ama bu ölçüyü ben kol lastiğini geriye kıvıracak şekilde hesaplıyorum. Yani kol lastiği hariç olmuş oluyor bu C uzunluğumuzda. O da zaten 25 olacak. Bakın onu da ölçelim isterseniz şimdi. Toplam kol uzunluğumuz bakın yaklaşık şu an gerçekten de 25 santimetre oldu. Lastiği tamamen geriye kıvırmış olacağız. Şimdi lastiğe başlayacağız. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. Lastiği haroşa örgüde arka sıradan uygulayacağım. O nedenle ön sıradan ördüm örgümüzü. Bakın öndeyiz, ön sıradan ördüm. Şimdi arka sıradayım. Lastiğin biraz daha toplaması için ben birkaç ilmek daha eksilteceğim burada. Dilerseniz bir küçük numara şişe de geçebilirsiniz. Mesela 4 ile örüyorum şu an. 3,5 ile de örülebilir.
Ama ben birkaç ilmek kesip aynı şişle, aynı numarayla öreceğim. Dediğim gibi 47 ilmek var şu an şişte. 40 ilmeğe düşürürsem uygun olacaktır. Aralıklarla 7 tane ilmek keseceğim. Şimdi lastiğimizi nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği bu şekilde düz örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir düz bir ters olacak lastiğimiz dediğim gibi. Bir düz örüyorum. Sonra mesela ters ilmekte bir tane kesme yapalım. Ters ilmeklerde keselim ilmeklerimizi. İkisini birlikte alarak bir tane kestim. Bunun gibi 7 tane keseceğim. Sonra bir düzle devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bir tane daha keselim. Bakın ikisini birlikte aldım. 2 oldu. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters örerek ve 5 tane daha keserek 40'a düşürecek şekilde sırayı bitirelim. Evet, şu ana kadar 6 kesme yaptım. 36 ilmek oldu. Şimdi 7. kesmeyi yapıyorum. 37 ilmek oldu. 38, 39 ve son ilmeği de bakın düz öreceğim. 40. ilmeği düz örüyorum ki şu baştan beri devam eden şu kenar görüntüsünü aynı şekilde devam ettirebilelim dikişimizin kolay olması için. Bunun için son ilmekleri yine düz öreceğiz. İlk ilmekleri örmeden alacağız. Bunun dışında diğer ilmeklerimiz bir düz bir ters lastiğe uygun olarak göründükleri gibi örülecekler. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzdeyim şu an. Bakın ilk ilmek düz, düz örerek başlıyorum. Bir düz bir ters şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde lastiğimizi örelim. Ne kadar öreceğimizi şu tablomuzda yine not almıştık bakın. 6 cm demiştik. 6 cm olacak şekilde bir düz bir ters lastiği örüyorum şimdi. Evet, lastiği ördüm. Uzunluğunu hemen şöyle ölçerek göstereyim size. Toplam 6 cm oldu. Sıra sayısı olarak da söylemem gerekirse bakın şu ilk kesme yaptığım, eksiltme yaptığım sıradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra oldu. Şimdi ilmekleri keserek kapatacağız ve kolu tamamlayacağız. Her zaman kullandığımız örerek kesme tekniğini kullanacağız. İlk ilmeği aldım. Bakın ikinci ilmek bir düz ilmek. Onu düz olarak ördüm. Ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Sırada bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Düz ilmekleri düz örüyoruz. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Arkasından kesme yapıyoruz. Düzü ördüm. Kestim. Mümkün olduğunca elimizi gevşek tutalım. Kol kısmı özellikle de geriye kıvrılacağı için sıkı bir kesme olmaması lazım. Esnek bir kesme olması lazım. Bakın yine bir düz ilmek var. Düz ördüm. İlmeği geçirdim. Sırada ters ilmek var. Ters ördüm. İlmeği geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, son ilmekleri kesiyorum. Son ilmeği de kestim ve kolu bitirmiş oldum. Şimdi burada ipimizi bir miktar bu kolun yan dikişini yapabilecek kadar bırakıp ondan sonra şöyle kesiyorum. Bu ipin içinden bir kez de geçirelim. Evet, kolumuz tamamlanmış oldu. Evet, kolu bitirdik. Hemen dikişini yapalım isterseniz. Ucu küt bir iğne ile ipimizi alıp dikmeye başlayalım. Örgünün dış yüzünden 0 dikişle dikeceğiz. Bakın şimdi ipimiz bu tarafta. Önce şöyle karşı tarafa bir geçiyorum. Bir
kez daha bu tarafa geçelim. Başlangıç kısmının sağlam olması için. Sonra bakın şu kenarda kenar ilmeklerini düz örmüştük ve birer böyle bakın kenarda haraşo ilmeklerimiz oluşmuştu. Onlardan dikeceğiz. Şimdi bir bu taraftan, bir diğer taraftan bu ilmeklere batarak karşılıklı örgünün dış yüzünden kolay ve güzel bir dikişle kolu birleştireceğiz. İlk başlangıcı yaptıktan sonra daha da kolay. Bakın her iki taraftan sırayla çok pratik bir şekilde dikişimizi yapıyoruz. Bakın lastik kısmı bitti. Gayet düzgün bir şekilde. Şimdi haraşo kısmında da yine aynı taktikle devam ediyoruz. Evet. Hiç belirgin olmayan güzel bir dikiş oluyor. Bu şekilde kol altına kadar devam edelim. Evet, kol altına kadar dikmeye devam ettim. Bakın artık bu sıradan itibaren bu burguya ait düz ilmekler başlıyor. Şimdi burada bu ipimi bırakıyorum. Sonra eğer gerekirse tekrar kapatmam gereken bir boşluk olursa kullanmak üzere. Eğer oluşmazsa da bunu arkada gizleyerek saklayacağım. Şimdi bakın burada bir boşluk oluştu. Bu kolu özellikle diktim ki burada oluşacak boşluğu şimdi ilmek alarak kapatabilelim. Bu ayırma işlemine başlarken hatırlarsanız önden örüp buraya kadar gelmiştik. Arkasından kol ilmeklerini örerek kolu bitirmiştik. Şimdi arkadan devam edeceğim. Sırayı devam ettiriyoruz kaldığımız yerden. Şimdi bu devam etmeden önce arkadan dediğim gibi şu boşluğu kapatacak şekilde ilmekler alacağım buradan. Hem de kol altının gergin olmaması, rahatlaması için bu ilmekler bizim işimizi görecek. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Önün son ilmeği burada. Hemen bu burguya ait bakın bir düz ilmek, iki tanesini kola öne almıştık, diğer iki taneyi kola almıştık. Bu ikinci burgunun ikinci ilmeği, üçüncü ilmeği de bakın burada. O ilmeğin içinden başlıyorum ilmek almaya. Şöyle ilmek alacağım. Bir tığ yardımıyla da alabilirsiniz, daha kolay olabilir. Ben şöyle hemen almaya çalışayım şişle. Bakın o ilmeğin içinden ipimi geçirerek bir tane ilmek çıkardım. Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki ilmeğe gelelim. Şöyle şu ipi biraz çekelim. Bakın bir sonraki ilmeğimizi de takip ediyorum. Şöyle göstereyim size o ilmeği. Bakın bir sonraki ilmeğimiz bu. Şimdi buradan alırsam bakın şöyle bir boşluk oluşur çektireceğim de için. Şöyle bir boşluk oluşur. Oradan değil de o ilmeğin devamı bakın şu tarafından. Yani ön parçasından alıyorum ki orada o boşluk oluşmasın. Şöyle. İkinci ilmeği aldık. Sonra yine devam ediyorum. Bakın üçüncü ilmek bu. Yine onun devam eden ön parçasından alacağım. Orası da burası. Şöyle almıyorum yani bolluk oluşmasın diye. Şuradan alıyorum. Üçüncü ilmeğimizi aldık. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmek burası. Onun yine öndeki parçasından yani şuradan. Dört oldu. Şimdi şuradan alalım. Bakın bu ilmeğin ön parçası burası. Beş oldu. Son olarak da yine bu tarafta da bakın iki tane vurgu ilmeği burada, iki tane burada. O iki tane sonuncunun şöyle içinden alıyorum bu sefer. Simetrik olması için her iki tarafın. Bakın toplamda 2, 4, 6 tane ilmek almış oldum. Ve arkasından ipimle arka parçayı örmeye devam ediyorum.
Bakın kol altında hiç boşluk oluşmadan güzel bir şekilde birleştirmiş olduk. Bu iplerimizi dediğim gibi gerekirse sonra arkada yürüterek saklayacağız. Şimdi arka parçamızı örelim diğer kol ayrımına kadar. Aynı şekilde bu kolda yaptığımız bütün işlemleri burada da yapacağız. Ben önce bu sırayı bir öreyim. Evet, arkayı örüp geldim. Bakın yine 4 ilmekten oluşan reglan bölgesindeyim. Diğer kolda olduğu gibi bu 4 ilmeğin 2 tanesini arkaya, 2 tanesini kola vereceğim. O nedenle 2 tanesini daha örüyorum. Ve arkaya ait ilmekler bu asıl şişimde bu şekilde bekliyor. Ve ben yine yedek şişe geçerek kol örmeye başlıyorum. Tamamen diğer kolda yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Yedek şişle kol örmeye başlıyorum. Diğer bir sonraki reglan noktasına kadar öreceğim. Dilerseniz hemen orayı da göstereyim örüp. Evet, bir sonraki reglan bölgesine kadar ördüm. Orada da yine bu 4 ilmeğin 2 tanesini kola verdim. Ördüm bu yedek şişimle. 2 tanesi ön şişte kaldı. Diğer kolda hatırlarsanız bu kolun kenarlarına ikişer tane ilmek almıştık. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Burada 2 ilmek alıyorum. Çeviriyorum örgümü. Şimdi bu yedek şişle kolu örmeye başlayacağım. Bu sıra şimdi arkadayım. Arkayı örüp uç kısmına kadar geleceğim. Burada da yine 2 tane ilmek alacağım. Tamamen diğer kolda yaptığımız işlemlerin aynısı. Ondan sonra kolu örmeye devam edeceğim. 6 sıra olduğunda ilk kesmemi yapacağım. Tekrar 6 sıra aralıkla 2. ve 3. kesmeleri yapacağım. Toplam 27 haroşa sırası olana kadar öreceğim. 47 ilmeğe düşmüş olacağım bu işlemlerin sonucunda. Lastiğe başlarken arka sıradan 7 tane ilmek keserek 40 ilmeğe düşürüp sonrasında lastiğimi de öreceğim ve ikinci kolu da bitireceğim. Bu kısmı anlatmıyorum. Sözlü olarak böyle üstünden geçmiş olayım. Birebir diğer kolda yaptığımız işlemleri aynısını yaparak ikinci kolumuzu da tamamlayacağız. Evet, hırkanın sağ kolunda aynı şekilde örüp bitirdim. Sonra yan dikişinde yaptım. Şimdi aynı durumdayım. Bakın kol altında şöyle bir boşluğumuz var yine. Şimdi oradan ilmek alarak bu boşluğu kapatacağım. Bakın burası arka parçamız. Arka parçadan gelip örmüştük. Sonra kolu örmüştük. Şimdi sırayı bu son ön kısmı örerek tamamlayacağız. O nedenle ipi buradan bağlıyorum. Yine aynı şekilde bakın. 6 ilmek almıştık diğer tarafta. Burada da öyle yapacağız. Yine bakın bu 2 tane burgu ilmeklerinin 2 tanesi arkada, 2 tanesi kolda. Bu 2 tanenin ilkinin bakın şu içinden başlıyorum ilmek almaya. İlk ilmeği buradan alıyorum. Sonra sıradaki ilmeğin bakın şu ilmeğin benden taraftaki yine ön taraftaki parçasından ikinci ilmeği alarak devam ediyorum. Sırayla bakın sonra şu ilmek tamamen diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısı. Şöyle üçüncü ilmeğimizi aldık. Devam ediyorum. Şimdi ortada bu dikişimden kalan ip var. Onun hemen yanından bakın şuradan dördüncü ilmeği çıkartıyorum. Şuradan yine benden taraftaki ipten beşinci ilmeği aldım. Son ilmeği yine bakın şu burgunun kolda kalan ikinci ilmeğinin içinden batarak alıyorum. Toplamda 6 ilmeğimizi yine aldık. Şimdi buradan ön parçaya doğru örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Örmeye devam ediyorum. Bakın son 2 ilmekteyim. Yine I-cord uygulamamıza devam edeceğiz. Örgünün ön yüzündeyim. O nedenle sondan ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği ters örerek alıyorum. Ve arka sıraya geçiyorum. Şimdi şöyle bir ne yaptığımıza bakalım isterseniz. Artık örgümüz yine
tek parça haline geldi. Gövde kısmını birleştirdik. Kol altından aldığımız bu ilmeklerle. Ve kollarımız da tamamlanmış oldu. Şimdi bundan sonra gövde kısmını örmeye devam edeceğiz. Dikkat edeceğimiz şeyler neler? İlikleri açacağız. 11 sıra aralıkla açmıştık. İkinci ilikten sonra da 2, 4, 6, 8, 9 sıra olmuştu. 2 sıra sonra, 2 aroşa sırası sonra 3. iliği açacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Bundan sonra yapacağımız tek şey kenarlarda aykort uygulamamızı yaparak, iliklerimizi sırası geldikçe açarak haraşo örmeye devam etmek. Gövdeyi aşağıya doğru istediğimiz uzunluğa kadar öreceğiz. Bu kısımda anlatmayı gerektirecek bir detay yok. O nedenle ben tek devam edeceğim. Belli bir noktaya geldiğimizde gövde uzunluğu tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet, tulumun gövdesini örmeye devam ettim. Bakın bu kadar oldu. Ölçüsünü söyleyeceğim size şimdi. Şu ön yaka hizasından itibaren ölçersem, bakın 29 santimetre oldu. Çizimimizde, ölçülerimizde bakarsak 3-6 ay için yapıyorduk tulumumuzu. Bakın şu ön kısımda ilik ve düğme patlarını birleştireceğimiz nokta şurası. O noktaya geldik şu an. Yakadan buraya kadar olan uzunluğumuzu D ile göstermiştik. 3-6 ay için bakın D uzunluğuna baktığımızda 29 santimetre olduğunu görüyoruz. O nedenle 29 santimetre olacak kadar ördüm. Kol altından itibaren 38 haraşo sırası oldu. Ama sıraları söylüyorum ama dediğim gibi asıl dikkate almamız gereken şey santimetre olarak uzunluğu 29 santimetre oldu. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane toplam ilik açtım. Son ilikten itibaren sonra da 3 tane haraşo sırası örmüş oldum. Şimdi bu sıra itibariyle dediğim gibi bu ön taraftaki ilik ve düğme bantlarımızı birleştireceğiz. Evet, ön parçaları birleştirmek için bakın şöyle yapıyoruz. Çevirelim tulumu. En son arka sıradan örüp geldim. Şu an ön sıradayım. İpim bakın burada. Şu ilik tarafı bu tarafta, düğme tarafı bu tarafta. Bu düğme tarafında ilk 7 tane ilmeği şöyle ayırıyorum. Bu şekilde bir aparat olur, iğne olur, tığ olur, şiş olur. Elinizde her ne varsa 7 tane ilmeği şöyle bakın. Şuna alıyoruz. Birleştireceğimiz ilmekler olacak bu ilmekler. 7 tane ilmeği buraya aldıktan sonra tekrar ön tarafa geliyorum. Bakın bu birleştirmede ilik tarafı üstte olacak. Şimdi ben erkek bebeğe ördüğüm için ilikler bu tarafta ve bu taraf üstte olacak. Siz kız bebeğe örecekseniz bu taraf ilik tarafınız olacağı için bu taraf üstte olacak. Bu şekilde birleştiriyor olacaksınız. Evet, ilik tarafı üstte olacak. Düğme tarafı altta olacak şekilde. Bakın böyle birlikte üst üste tuttum bu 7'şer ilmeği. Şişi de kaydırarak ilmekleri şişin ucuna getirdim. Diğer ucuyla birlikte şimdi örmeye başlayacağım. Bu iki taraftaki ilmekleri birleştirerek öreceğim. Bakın bunu şöyle yapıyorum. Ön yüzdeyim. Zaten en son ipim burada kalmıştı. Bu ilik tarafındaki ilk ilmekle düğme tarafındaki ilk ilmeği birlikte örerek alıyorum. Sonra her iki ilmeği de oldukları şişlerden çıkartıyorum. Sonra ikinci ilmeklere geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Her iki taraftan da ilk ilmekler yine aldım. Birlikte şöyle düzeltelim. Bakın her ikisini birlikte aldım ve şişlerden çıkardım. Devam ediyorum. Üçüncü ilmeklerdeyim. İkisini birlikte ördüm. Şişlerden çıkardım. Devam edelim. Toplam 7 tane ilmeği bu şekilde öreceğiz. Dördüncü ilmekleri örüyorum. Beşinci ilmekler. Altıncı ilmekler. Ve yedinci ilmekler. Evet.
ön tarafta ilik tarafı, arka tarafta düğme tarafı olmak kaydıyla bu iki tarafı 7'şer ilmekleri birleştirmiş olduk. Şimdi bu noktadan itibaren yuvarlak örgüye geçiyoruz. Bakın artık örgümüz birleşti. Şu araya da sıra başlangıcımızı takip edebilmek için şu birleştirdiğimiz noktaya şöyle bir ayraç takıyorum. Oraya geldiğimizde anlayabilmek için başlangıç noktasını zaten görünüyor ama yine de takmakta fayda var. Şimdi buradan itibaren yuvarlak bir formda örmeye devam edeceğiz. Mümkün olduğunca basit tutmaya çalışıyorum bu projeyi. Ama en azından burada bir miktar bir yuvarlak örgümüz olacak. Yani hep tek yönlü öreceğiz. Örgünün artık arka yüzü yok. Hep ön yüzde öreceğiz. O nedenle de bir püf noktamız var. Yuvarlak örgüde haroşa örgüyü yapabilmek için normalde biz ne yapıyoruz? Önden düz örüyoruz, arkadan düz örüyoruz, haroşa örgü elde ediyoruz. Şimdi arka diye bir kavramımız kalmadı. Hep ön yüzde öreceğiz. O nedenle haroşa örgüyü elde edebilmemiz için bir sıra düz öreceğiz, bir sıra ters öreceğiz ki bize sonuçta haroşa örgü oluşturabilsin yaptığımız çalışma. Şimdi örmeye devam edeceğim. Bir miktar daha, o da ne kadar? Yine bakın tablodan bakalım. Şimdi şu noktayı yaptık, bu birleştirme işlemini. Sonrasında bacakları ayıracağımız noktaya kadar, şuraya kadar biraz örmemiz gerekiyor. Bakın şu uzunluğa D demiştik, buraya kadar olan uzunluğa. Bu devam edip bacakları ayıracağımız noktaya kadar örmemiz gereken uzunluk da yine yakadan itibaren E ile gösterilmişti. Bakalım yine 3-6 ay için E uzunluğumuz ne kadar? 33. Yani 29 cm örmüştük zaten, 33 cm olana kadar 3-4 cm kadar daha bu şekilde yuvarlak formda haroşamızı örmeye devam edeceğiz. Ondan sonra bacakları ayıracağız. Şimdi bakın örmeye devam ediyorum. Bu yuvarlak örgü formatını hiç bilmeyenler varsa aramızda onlar için kısaca yine bir püf noktadan bahsedeceğim. Şimdi bakın bu misinamızın boyu bayağı uzun, fazlalığı var. Belli bir noktaya geldiğimizde artık bizi zorlamaya başlayacak. Ben bir miktar öreyim. Oraya geldiğimde size açıklayacağım durumun nasıl olduğunu ve nasıl düzelteceğimizi. Evet, örmeye devam ettim. Bakın yaklaşık arka ortalarda bir yere geldim ve artık şu ilmekleri şişte hareket ettirmekte zorlanır durumdayım. Burada bakın ne yapıyorum. Bu en son ördüğüm taraf burası. Bakın bu şişi çekiyorum şöyle. Misinanın buradaki fazlalığını alacak şekilde. Ve bu fazlalığı dışarıda tutarak şöyle şunu alalım. Olduğu gibi buradaki fazlalığını çekelim. Şimdi buradan tekrar böyle kaydırarak bu ilmekleri şişimde örmeye devam ediyorum. Yani şu misinanın fazla olan kısmını kaydırma yöntemiyle elimi rahatlatarak örmeye devam edeceğim. Şimdi buradan yine öreyim. Bu başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, ayraçtan bir önceki ilmeğe kadar ördüm. Şimdi bakın burada yine bir püf noktası var. Şimdi eğer bu son ilmeği de örersem şöyle bakın, bu birleştirmeye başladığım nokta, iki tarafı birleştirdiğim ilk ilmek, bu ayraçtan sonraki ilmek. Bakın bu arada şöyle bir çukur var. Yani ben sonrasında bu ilmeği örmeye devam edersem bu şekilde, burada bakın bu boşluk oluşacak ve çirkin bir görüntü olacak. Şimdi bunun için şöyle yapıyorum. Bu son ilmeği örmeden geri alıyorum. Ayraçtan önceki son ilmekteyim. Onu şöyle bir alıp şu ayracı da şimdilik bir çıkartayım. Bakın bu aradaki boşluğu kapatabilmek için oluşacak boşluğu. Bu ilk birleştirdiğim nokta şu. Ön ve arkayı birleştirdiğim ilmek şu ilmek. Bu ilmekle bir önceki ilmeği şöyle birlikte alacağım. Ki aralarındaki o boşluk kapansın. Bakın şöyle sağ kesme şeklinde bir kere batarak birlikte öreceğim. Sonra yine aynı iki ilmeğe bir de arkadan batarak bir kez de
arkadan ilmek çıkaracağım. Yani aslında iki tane ilmeği ördüm. Önce kestim, sonra arkadan da bir ilmek çıkardığım için yine sonuçta iki tane ilmek oluştu. İlmek sayım değişmedi ama en azından bu arada oluşacak olan bu boşluğu kapatmış oldum. Şimdi ayracımı tekrar buraya alıyorum. Başlangıç noktasını bir ilmek ötelemiş olduk. Sonuç fark etmeyecek ama. Buradan itibaren turlarımı belirleyeceğim. Şimdi ilk turu ördüm. Düz örgüyle ördüm. Haroşa örgü elde edebilmek için yuvarlak örgüde neydi? Bir sıra düz, bir sıra ters örecek. Şimdi ikinci sıraya başlarken ters örgüye başlıyorum o nedenle. İpi öne alıyorum ve buradan itibaren ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Yine burayı biraz sıkı tuttum. Bakın birkaç tane örelim. Evet, arka ortaya geldim. Bakın bir sınanın fazlalığının olduğu noktaya. Burada şöyle yapıyorum. Bu ördüğüm tarafı geriye doğru çekiyorum. Bu şekilde öreceğim tarafı, ilmekleri şişin ucuna doğru getiriyorum. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim yine aynı şekilde. Hala ters ördüğüm sıradayım. Bakın böyle bir sınanın fazlalığını bu baş kısmı aldık. Buradan itibaren yine ters örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir sınamızı kaydıra kaydıra öreceğiz bu kısmı. Baş kısmına kadar gelelim, başlangıç noktasına kadar. Orada tekrar düz sıraya başlayacağız. Evet, sıra başına geliyorum. Son ilmeği de ördüm ve şu an ayraçtayım. Ayracı alıyorum. Yeni tura başlarken ipimi arkaya alıp düz örmeye başlıyorum. Şimdi bir sıra düz ördük, bir sıra ters ördük. Bakın, bir tane haroşa sırası elde ettik şu birleştirdiğimiz noktadan itibaren. Bu şekilde devam ederek, yani bir düz sıra, bir ters sıra örerek haroşa sıralarımızı elde etmeye devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz bu şekilde? İlk başta konuşmuştuk. Şu aradaki fark 3-4 cm kadar olacaktı. 29'dan 33'e kadar. O kısmı örelim. Bu şekilde yuvarlaklar halinde. Bir düz sıra, bir ters sıra olacak şekilde. Ondan sonrasında tekrar birlikte devam edelim. Evet, ön bağıntıları birleştirdiğimiz noktadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa sırası ördüm. Uzunluğunu ölçeyim şimdi. Yakadan itibaren 33 cm oldu. Zaten hatırlarsanız tablomuzda bu E değerini, yani bu bacak ayrımını yapacağımız noktaya kadar olan uzunluğu 3-6 ay için bakın 33 cm olarak görmüştük. Şimdi 33 cm'ye ulaştık. Ama şuna dikkat edelim. Eğer haroşayı düz örüyorsanız son ördüğünüz sıranın düz sıra olması lazım. Ters örüyorsanız ters sıra olması lazım. Sonraki haroşaların düzgün devam edebilmesi için bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi en son ben düz sırayı örüp geldim. 6 sıra, 6 haroşa sırası oldu bu. 7. sıraya başlarken ilk düz sırayı örmüş oldum. Şimdi burada ilmek sayım, hatırlarsanız önde 7 tane ilmeği birleştirmiştik. Gövdede 140 ilmeğimiz vardı. 7 tane ilmeği birlikte ördüğümüz için 7 tane eksildi ve 133'e düştü. Şimdi 133 tek sayı, biz burada bacak ayrımını yapacağız. Eşit olması için bacakların çift sayıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla şimdi bu sıra sonunda bir tane ilmek artıracağım ve çift sayıya ulaşacağım. Bakın düz örerek geldiğim sıranın sonundayım. Son ilmekteyim şimdi. Şöyle önce önden sonra da arkadan batarak bir tane artırma yaptım son ilmekte ve ilmek sayımı 134'e çıkardım. Şimdi ayrımları nasıl yapacağız? Bu önde birleştirdiğim 7 tane ilmeği, bakın ilk olarak yapacağımız şey şu. Şöyle bir kilitli iğne kullanacağım ben. Eğer kilitli iğne yoksa elinizde bir iğne ile ipe de geçirebilirsiniz. Şöyle 7 tane ilmeği iğneye alıyorum. Bakın toplam 7 tane ilmeği aldım.
Bu ilmekler burada bekleyecek. Ön A parçası için. Aynı şekilde simetrik bir durumda arkadaki 7 ilmeği de ayıracağız. Şimdi onun yerini nasıl bulalım? Şöyle bir hesap yapacağız. 134 ilmeğimiz var. 7 tane önde, 7 tane de arkada ayırırsak toplam 14 tane ayırmış oluyoruz. Geriye 120 ilmek kalıyor. 120 ilmek 2 bacak için olan ilmeklerimiz. Bir tane bacak başına yarısı 120'nin 60 tane ilmek düşüyor. Şimdi bakın, ipim burada. Dolayısıyla ben önce şu bacağı öreceğim. Buradan örmeye başlayacağım ve şöyle şu misinanın fazlası arkadaydı bakın. Bu yuvarlak örgü sırasında arkada kalmıştı. Onu çekeyim. Ve buradan artık şunu da söyleyeyim. Ben bacak kısımlarına da biraz daha kolay olması için normal dikişle öreceğim. Dilerseniz siz burada şu an ördüğümüz gibi yuvarlak örgüye devam ederek bu 60 ilmeği buradan, yani şöyle buradan sayıp 60 tane ilmeği bulup işte buradan karşıya geçerek birleştirip yuvarlak formda örebilirsiniz. Aslında daha da pratik olabilir ama ben şu an çok temel ve basit şekilde anlatmaya çalışıyorum bu projede. O nedenle normal öreceğim, önlü ve arkalı örüş şeklinde ve en sonunda kenardan dikişini yapacağım. Şimdi buradan şöyle geriye dönüyorum. En son düz sıra örmüştüm. O yüzden önemli o. Haraş örmeye devam edeceğim. Düz de örüyorum. Buradan da düz örerek devam edeceğim. Ne yapacağım? 60 tane ilmeği düz öreceğim. Şimdi kenar dikişimizin kolay olabilmesi için tıpkı kolda olduğu gibi kenar ilmeklerimizi önde örmeden, ilk ilmekte örmeden alıyoruz. Devam ediyorum. 60 tane ilmek bu şekilde örüyorum. Evet, 58 oldu. 59 ve 60. Bu başladığım noktadan itibaren 60 tane ilmeği ördüm. Şimdi yine burada 7 tane ilmeği tamamen simetrik noktayı bulmuş olduk bu şekilde. Arka A parçası olacak burası da. Bu 7 tane ilmeği yine bir kilitli iğneye geçiriyorum. Ve bunları da beklemeye alıyorum. Şimdi yapacağımız şey bu takılı ipimizle bu bacağı örmek. Şimdi arkadan böyle örüp geldim. Öne geçeceğim. Ve buradan örmeye devam edeceğim. Şimdi ben bu misinalıyla devam edeceğim ama bir miktar sonra size gösterebilmek için bacağın durumunu muhtemelen buradaki ilmekleri, şu diğer bekleyecek olan ikinci bacağa ait ilmekleri bir ipe geçirebilirim. Şimdilik böyle kalsın. Burada bir göstereyim en azından ne yapacağımızı. Bakın buradan şimdi ön sıradayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve haraş örmeye devam ediyorum. Birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. Son ilmeği de bu arada düz öreceğim. Dediğim gibi kenar dikişinin düzgün yapılabilmesi için. Birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. Sonra bacak kesmelerini yapacağız. Ben bir öreyim birkaç sıra. Sonra kesmeleri konuşalım. Evet, şu an örgümüz bakın bu durumda. A kısmı için hem önden hem arkadan 7'şer ilmeklerimizi ayırdık. Sol bacak burada misinalı şişimizde beklemede 60 ilmek. Sağ bacak ilmeklerimiz ise bu tarafta ve buradan örmeye başladık. Öncelikle bu bacağı örüyor olacağız. Şimdi kesmelere gelirsek öncelikle şu tablomuza geri dönelim isterseniz. Ve şurada bacak ayrımından itibaren bacak boyuna bir bakalım. Bakın F ile gösterdiğimiz değer bu değer. 3-6 ay için F değerimiz 17 cm. Bu 17 cm'yi ben yine lastik hariç öreceğim. Lastiği geriye kıvırabilmek için. Yani bakın şu A kısmından itibaren daralarak inen bu paça boyumuz 17 cm olacak. Bunu ilmek eksiltmelerle öreceğiz. Sonrasında yine 6-7 cm kadar lastiğimizi örüp geriye kıvıracağız. Şimdi 17 cm'yi eksiltmelerle öreceğiz dedik. Şimdi ben eksiltmeler için bakın şöyle bir tuttuğumda şu bacağı, örmeye başladığım bacak bu. Bakın
Yaklaşık kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek gibi kesmeyi planlıyorum. Her iki taraftan da keseceğim için buradan da 6 ilmek, toplamda 12 ilmek eksilmiş olacak ve bacak çapı bakın şu görünen ilmekler kadar olacak. Bu 6 toplam 12 ilmek kesmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu 5 de olabilir, 7 de olabilir. Hani 6 için bir kural yok. Yaklaşık olarak 6 gibi düşünüyorum ben şimdi. Ne dedik? 17 cm olacaktı bacak boyumuz. Şimdi nasıl aralıklarla kesme yapmalıyım? Onu anlamak için şöyle şu haroşa kısımda 17 cm'yi ölçtüm. Saydım bakın şuradan. Şöyle buraya kadar. Siz de kendi örgünüzde ölçebilirsiniz. Sizin örgünüze göre değişir. Neresiydi? Bakalım bir daha. Bakın şöyle şuradan şuraya kadar. Saydığımda bu haroşa sıralarını 35 haroşa sırası çıktı. Yani ben 17 cm bacak boyunu elde edebilmem için 35 haroşa sırası öreceğim. Peki 6 kesme yapacaksam. Şöyle düşündüm, 5 haroşa sırası aralıklarla ben kesme yaparsam, ki şu an 5 sıra ördüm, bu ayırdığım, bakın şu kilitli iğne de ayırdığım sıradan itibaren 5 haroşa sırası örmüş durumdayım. 5 sıra aralıklarla eğer kesme yaparsam 6 kere kesme yaptığımda 30 sıra eder. En sonda yine bir 5 ilmek, 5 sıra kalmış olur ve 35 sıraya ulaşmış, yani 17 cm'ye ulaşmış olurum. Dolayısıyla şu an 5 sıra aralıklarla kesmelerimi yapacağım. Koldaki kesmeler gibi olacak kesmelerimiz. Kenardan başladığımız, bakın ilk ilmeği aldıktan sonra bir sonraki 2 ilmeği sağa doğru, önce sağ tarafta sağa doğru kesme yapıyorum. Yani ortadaki bacak dikişine bakacak şekilde kesmelerimiz. İkisini birlikte alarak bu taraftaki kesmeyi yaptım. Diğer tarafa gelelim. Bacağın diğer ucuna kadar ördüm. Bakın son 3 ilmekteyim. Burada da yine aradaki dikişe bakacak şekilde sol tarafta olduğum için sola kesme yapacağım. Onu da bu şekilde ilmeklerimin yönünü değiştirip birlikte alarak yapıyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeklerimin haroşa olması için. Bakın artık örgümüz normal önü ve arkası olan örgüye döndü. Her iki taraftan düz örerek haroşamızı örüyoruz. 5 sıra ördük ve ilk kesmemizi yaptık. Bundan sonra yine 5 sıra aralıklarla kesmeye devam edeceğiz. Bu arada ben diğer paçanın ilmeklerini de çıkarmadım. Hala şişte duruyorlar. Şu an için bana engel olmuyor. Engel olursa onları başka bir yedek misinalı şişe ya da bir iğneyle bir ipe geçirebilirim. Şimdilik ihtiyaç duymadığım için böyle devam ediyorum. Kesmeyi ön yüzde yaptım. Arka yüzde kesme yapmayacağım. Normal bir şekilde bütün ilmekleri düz örerek geçeceğim. Arada 5 sıra olduğunda, bu kesmeden itibaren 5 sırayı ördüğümde ikinci kesmeyi yapacağım. Arkasından 5 sıra 3. 4. 5. ve 6. kesmeler hep 5'er sıra aralıklarla. 6 kere kesme yapacağım. İlmek sayım 60 ile başlamıştım. 12 tane eksilme olacak 6 kesme sonucunda. 48 ilmeğe düşecek. Yaklaşık da zaten 17 cm'yi tamamlamış olacağız o arada. Ben bu kısmı tamamlayayım. Anlatmaya gerek bir detay yok bu kısımda. Ondan sonrasında tekrar paça lastiğinde birlikte çalışmaya devam edelim. Evet, ilk paçanın lastiğe kadar olan kısmını tamamladım. Toplamda 5 sıra aralıklarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere kesme yaptım. 60 ilmekle başlamıştım. Bu kesmeler sonucunda şu an şişte 48 tane ilmeğim kaldı. Hemen uzunluğunu da söyleyeyim size paçanın. Bu ayırdığım noktadan itibaren 17 cm oldu. Şimdi lastik kısmını öreceğiz. Bu arada aynı şişte devam ettim. Şiş değişikliği yapmadım. Misinalı şiş olduğu için rahatlıkla örebildim. Dediğim gibi 48 tane ilmek var şu an şişte. Birkaç tane eksiltmek istiyorum lastiğe başlarken. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Ön yüzü yine haroşa olarak öreceğim. Arka sırada hem kesme yapacağım.
birkaç tane hem de lastik kurulumuna başlayacağım. Şimdi önce bu sırayı düz olarak örüyorum. Şimdi arka sıradayım. Tıpkı kol lastiğini örerken olduğu gibi birkaç ilmek eksiltme yapacağız. Kenardan ilk ilmeği alıyorum düz olarak. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği ters örüyorum. Yani bir düz bir ters lastiğe başlıyorum. Bir 4 tane kadar eksiltme yapmayı planlıyorum. 48 ilmekte 44 ilmeğe düşmüş olacak. Şöyle mesela bir düz daha ördükten sonra terste bir tane kesme yapalım. Aralıklarla 3 tane daha yapacağım. Şimdi bir taneyi kestim. 3 tane daha keseceğim. Toplamda 44 ilmek kalmış olacak. Biraz örelim. Birkaç ilmek. Burada şimdi ters örerken bir tane daha keselim. Bu şekilde 2 tane daha keserek düz bir düz bir ters lastik uygulayarak sırayı tamamlayacağım. Sonrasında kalan 44 ilmekle lastik boyu 6-7 cm olana kadar örmeye devam edeceğim. Lastikte de kenar ilmeklerini ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz örüyorum ki aynı kenar formatı devam etsin. Dikişimiz kolay olsun. Evet, lastiğini de örerek ilk paçayı tamamlamış oldum. Arkasından ipimizi bir miktar dikmeye yetecek kadar bırakıp kestim. Toplamda 19 sıra ördüm lastiği. Uzunluğunu da söyleyeyim. 7 cm oldu. Böylece bakın, ayırdığımız noktadan itibaren düzgün bir şekilde azalarak en sonda lastik kısmıyla toplanarak güzel bir paçamız olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde ikinci paçayı öreceğiz. İlk başta hatırlarsanız yuvarlak şekilde ördüğümüzde bu noktaya kadar gelip buradan bu paçaya devam etmiştik. Arka sıradan, arka yönde devam ederek örmeye devam etmiştik. Şimdi simetrik olabilmesi için bu paça içinde yine arkadan öreceğiz. Yani bakın, burayı örüp diğerine geçmiştik o son turumuzda. En son buraya kadar örülmüştü bu paça. Şimdi buradan, yani bu taraftan, iç kısımdan, arkadan takarak ipimi devam edeceğim. Zaten haroşonun düzgün formunu devam ettirebilmesi için bir ön bir arka sıra olması için en son ön yüzünden örmüştük. Şimdi arka sırasından örmeliyiz. İpimizi buradan takarak örmeye başlayacağız. Bakın, burası tulumun arka tarafı. Arka tarafındaki ortada ayırdığım ilmeklerin hemen yanından İpimi bağlayarak örmeye başlıyorum paçayı. Zaten yine haroşa örgüye devam edeceğimiz için önden arkadan bütün ilmekler düz olarak devam ediyoruz. Bu paça diğeriyle tamamen tabii ki aynı olacak. Ne yapmıştık? Hemen şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim. İlk önce 5 sıra haroşa örmüştük ve ilk eksiltmemizi yapmıştık her iki tarafından. Sonra yine 5'er haroşa sırası aralıklarla toplam 6 kere kesme yapmıştım. En son kesmeden sonra da bakayım, 1 2 3 4 sıra örmüşüm. Toplam 17 sıra 17 cm olmuştu. 17 cm'yi tamamlayıp arkasından da lastik örmüştük. Aynı şekilde bu paçayı da bütün bu aşamaları uygulayarak öreceğim, tamamlayacağım. Lastiğini de bitireceğim. En son dikiş aşamasında tekrar görüşeceğiz. Evet, tulumun ikinci paçasını da örüp tamamladım. İlkiyle aynı uzunlukta. Haroşa kısmını bitirdikten sonra lastik kısmını ördüm. İlmekleri de keserek bitirdim. Arkasından uzunca biraz ip bıraktım ucunda dikebilmek için. A kısmına da dikeceğiz çünkü. Diğer paçadan biraz daha uzun bıraktım buradaki ipi. Şimdi öncelikle yan dikişlerini yaptım her ikisinin de. Bu kol kısmında uyguladığımız teknik vardı hatırlarsanız, kolu birleştirmek için. Aynı teknikle bu yan dikişlerini yaptım her iki paçanın da. Şimdi bakın, şöyle ilkinde şuraya kadar getirdim ipim burada. Diğerinde de yine buraya kadar getirdim. İpim burada ve iğnem de burada takılı. Şimdi bu A kısmındaki ilmeklerimiz vardı. Bu kilitli iğneleri aldığımız, onları birleştireceğiz. Öncelikle bu kilitli iğnelerden ilmeklerimizi çıkarıp şişe takalım.
Bakın şöyle misinalı şişimizin ucuna şu şekilde takacağız. Her iki taraftaki ilmekleri, şişlerin ucu bu ipime bakacak şekilde takacağız. Yönü ters kalmış kilit iğnenin, o nedenle önce şu aparatı alacağım ben. İlmeklerin kaçmasını istemiyorum. Şöyle şu aparatı alıp sonra şişe takacağım. Evet, bir tarafını aldım. Aynı şekilde diğer tarafını da şişin öbür ucuna takalım. Evet, iki taraftaki ilmekleri de şişe geçirdim. Bakın. Şimdi iğnemiz burada, ipimiz en son bu paçanın son haroşa sırasında karşılıklı haroşa ilmeklerinde takılı durumda. Şimdi buradan başlayacağız. Bakın arada birer tane ilmek var. Şöyle yapıyorum. Hareket hep şöyle olacak. Her iki tarafta önce dışarıya doğru, bakın olduğum noktadan şu aradaki ilmekten, şuradan bakın şu ilmekten önce dışarıya doğru bir hareketim var. Kendime doğru bu tarafta. Arkasından ilmeği içeriye doğru. Yani önce dışarıya doğru hareketimiz, arkasından içeriye doğru ve ilmeği çıkarmıyorum. Sonra karşıya geçiyorum. Yine aynı şekilde bu aradaki ilmekten bakın önce dışarıya doğru, arkasından ilmekten içeriye doğru. Şimdi henüz şişten ilmekleri çıkarmadık. Şimdi ikinci hareketimiz, yine ön taraftayım. Aynı şekilde yine ilmekten başlıyorum bu sefer. İlmeğe geçiriyorum. Dışarıya doğru yine hareketimiz ve bu defa ilmeği şişten çıkarıyorum. İkinci ilmekten içeriye doğru hareketimiz. Karşıya geçiyorum. Önce şişteki ilk ilmekten dışarıya doğru ve ilmeği çıkartıyorum. Sonra ikinci ilmekten içeriye doğru. Şöyle bolluğunu alalım ipin. Devam ediyorum şimdi ön tarafta. Önce dışarıya doğru ve ilmeği çıkarıyorum. İkinci hareket içeriye doğru, ilmeği çıkarmıyorum. Karşı tarafta aynı şey. İlk ilmekten dışarıya doğru ve ilmeği çıkarıyorum. İkinci hareket içeriye doğru, çıkarmıyorum. Bu şekilde karşılıklı birleştireceğiz ilmekleri. Bakın ilk ilmek bu taraftayım. İlk ilmek önce önce dışarıya doğru ve çıkartıyorum. Sonra içeriye doğru. Karşı tarafa geçiriyorum. Önce dışarıya doğru ve ilmeği çıkartıyorum. Sonraki ilmek içeriye doğru şişte kalıyor. Devam edelim bu şekilde. Evet, son ilmeklerdeyim. Her iki şişte de son ilmek var. Bakın yine kendimden taraftaki şişte önce dışarıya doğru bir hareket yapıyorum ve ilmeği şişten çıkarıyorum. Sonra şu aradaki ilmekten içeriye doğru şöyle şuradan içeriye doğru geçiş yapıyorum. Aynı şekilde karşı taraftaki ilmekten önce dışarıya doğru ve ilmeği çıkartıyorum. Sonra aradaki ilmekten onu da şuradan alabiliriz. Şuradan içeriye doğru çekiyorum. Şimdi bakın bu diğer paçadan gelen ipimiz. Şurada minik bir boşluk oluştu. Bu boşluğu kapatmak adına şöyle bir hareket yapabiliriz. Yine önce şöyle dışarıya doğru bu tarafta ve içeriye şuradan. Aynı şekilde karşıda da şöyle bir önce bir dışarıya doğru, arkasından şuradan içeriye doğru bir geçiş yapalım ve
bu ilmeğimizi son bir kez şurada bir hareket daha yapalım. Minik bir delik daha var. Evet, ve aşağıya alalım ipimizi. Aynı zamanda bu diğer paçadan kalan ip, onu da şöyle aşağıya geçirmek istiyorum. Tığ yardımıyla çekebiliriz onu da aşağıya. Şu boşluktan. Evet, onu da aşağıya çektim. Bakın düzgün bir birleşme şekli olmuş oldu. Şimdi bu ipleri aşağıda önce şöyle birlikte düğümleyebiliriz. Her ikisini de sabitlemiş oluruz böylece. Arkasından bir miktar yürüterek örgünün altında gizleyebiliriz. Örgünün diğer kalan iplerini de ben yürüttüm. Onları sizler de gizleyerek görünmeyecek şekilde örgünün altında yürütebilirsiniz. Evet, ipleri iç kısmında yürüterek gizledim. Kalan parçalarını kestim. Bakın dış görüntüsü de böyle düzgün bir dikiş oldu. Temiz de bir çalışma olmuş oldu. Böylece tulumun örgüsü bitti. Düğmelerimizi de dikelim şimdi. Evet, ben düğmeleri diktim. Sonuncuyu birlikte dikelim. Kendi ipiyle dikiyorum. Normalde 5 katlı bir ip. 2 ya da 3 katıyla ayırarak dikeceğim. Yerini işaretlemiştim düğmenin. Şöyle bakın. Alta geçiriyorum. Düğüm yapmıyorum ipe hiç. Altta şu an ucu. Düğmeme geçireyim. Hemen yanından şöyle geçiyorum yine aşağıya. Düzeltelim. Evet. Birkaç sefer şimdi düğmenin deliklerinden geçirelim iğnemizi. Daha önce de çok düğme videosu paylaştım ama bir tane böyle dikmiş olalım. Evet, yeterli bu kadar. Altta bu ilk başladığımız ucuyla ipin şöyle düğümleyelim. Yine ipleri gizleyelim alt kısımda yürüterek. Evet, düğmelerini diktik, ilikledik. Eğer kapşon yapmak istemezseniz tulum bu haliyle bitmiş durumda. Şöyle bir göstereyim size. Bakın kolları, lastikleri geriye kıvrılmış şekilde, gövde kısmı, paçalar, paça lastikleri de yine kıvrılmış durumda. Gayet şirin, güzel bir tulum oldu. Dediğim gibi kapşonsuz bu haliyle de kullanılabilecek bir model. Ben kapşonu bu videoda anlatmamaya karar verdim. Video süresi oldukça uzadı çünkü bir sonraki videoda anlatıyor olacağım. Eğer kapşon yapmak isterseniz bundan sonraki videoyu izleyerek tulumun kapşonunu da örebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Thank you.